Bu videomuzda karakter yürüme animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Biz geçen derslerimizde böyle bir yürüme döngüsü yapmıştık zaten. Bu yürüme döngüsü üzerinden karakterimizi A noktasından B noktasına kadar yürüteceğiz. Bunun için şu ilk başta alttaki kısmı uzatıyorum biraz, büyütüyorum. Daha sonra hatta şöyle kenarlarına engeller koyayım, o engellerin arasından geçsin. O şekilde yapalım. Şuraya bir tane küp nesnesi koyayım. Şu şekilde önüne engel koyuyorum mesela. Hatta şunu da birazcık uzatabilirim. Daha sonra şu şekilde buradan dönsün. Şu iki engelin arasından geçip şu noktaya gelsin mesela. Bu konumu takip ederekten karakterimizi buraya getirelim. Bunun için şöyle yapacağım. Shift A dedim. Burada kör nesnesi var. Kör'den pet olan kısmı seçtim. Bu kısmı seçtikten sonra bizim şu tam orta noktamıza bir tane şey gelecek. Edit moda geçince bunu göreceksiniz zaten kıvrımı. Şu oklara dikkat etmelisiniz. Bu ok yönünde çünkü karakterimiz ilerleyecek. Tersini yaparsanız bu sefer buradan başlayıp buraya gider. Bunun için üstten görünme geçtim. G ile normal taşıma aracıyla bunun koordinatlarını şu anda ayarlıyorum. Nerelerden geçeceğini. Mesela şöyle gelsin. Daha sonra E tuşuna basaraktan da extrude yaparaktan bu kısımları hallediyorum. Şu şekilde karakterimiz burada son bulsun mesela. Şunu biraz da kenara çekeyim. Duvara yakın olmuş. Bunu bu şekilde hallettikten sonra şimdi karakterimizi yürütelim. Karakteri yürütmeden önce bunu non-linear animation'a atalım ki repeat yaparaktan tekrar etsin. Çünkü bu 24 kare oynattığımızda hemen bitecek. Bunun için Action Editor'a geçiyorum. Dropsheet'ten buradan Action Editor dedim. Daha sonra kemiklerimi seçtim. Buradan. Şu üstten poz moda geçiş yaptım. Şu anda kemiklerim hepsi seçiliyken bunun adına döngü dedim mesela. Animasyonum kaybolmaması için de bu fake user'ı işaretledim. Daha sonra push down dedim. Non-linear animation'a atamış olduk. Buraya geldim. Daha sonra şurada 24 tane karem vardı. Ben bu karenin sayısını uzatacağım. Buradan timeline kısmından ya da dropsheet'ten. Dropsheet'te yoktu. Timeline'da vardı. Buradan animasyonun süresini uzatıyorum. Mesela 250 kare olsun. Daha sonra tekrardan buna geldim. Şunu biraz büyüttüm. Buraya tıkladım. N tuşuna bastığımda sağ tarafta bir kısım açıldı. Burada animasyonu kaç kere tekrar edeceği kısmı şurada repeat kısmı var. Bu repeat'i getirdim bu şekilde. Şöyle 240'ta bırakayım. 10 kere tekrar etsin. Daha sonra animasyonun süresini de şuradan da ayarlayabiliyoruz. Evet, mesela burada bu 240 kalsın. Buraya geldi. Aynı şekilde timeline'dan da yapılıyordu zaten. Şimdi biz animasyonumuzu oynattığımızda böyle 240 kareye kadar bu işlem devam edecek. Biz bunu şimdi bu yolu takip etmesini sağlayacağız. Onu nasıl yapacağız? Bunu tekrardan timeline'a alabilirim. Bu şekilde kalsın. Şimdi obje moddayken ilk başta kemiğimi seçtim. Kemiğimi seçtikten sonra shift'e basılı tutarak şu aşağıdaki kör nesnesini seçiyorum. Bunu Z'ye basıp wireframe modda daha rahat seçersiniz. Buradan kemik nesnemi seçtim. Daha sonra bunu seçtim. Kör nesnesini. Sonra Ctrl ile P'ye bastım. Burada follow path'in altında path constraint var. Bunu tıkladığımda bu şekilde bir işlem olacak. Karakter kemikten çıkacak. Bunun sebebini şimdi düzelteceğiz. Animasyonu oynattığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Buradan kemiğe tıkladığımda şurada constraint kısmında AutoPath diye bir kısım geldi zaten. Buraya AnimatePath'e bastığımda bu şekilde gördüğünüz gibi karakterimizin sadece kemiği gidiyor. Kendisi gitmiyor. Kendisi bu şekilde kalıyor. Bunun şu şekilde çözümünü yapıyoruz. Bunu kapattım. Bu karakteri yapan kişi buna otomatik weight vermediği için karakterimizi kemiğinden ayrı hareket edebiliyor. Şu şekilde. Bunu şu şekilde yapıyoruz.
kemiğe tıkladım. Karaktere tıkladım. CTRL-P yaptım. Pardon, tam tersi. Kemik parent olacak. Üst. Önce karakterim. Sonra Shift'e basarak durarak kemiğime tıkladım. CTRL-P yaptım. Burada Width Automatic Width dedi. Şu an Automatic Width uyguladı. G'ye basın. Artık karakter de birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi animasyonu oynadığımızda gördüğünüz gibi artık bu şekilde devam edecek. Şimdi kemiği seçip burada gördüğünüz gibi constraint gitti. Artık bunu tekrardan uygulayacağım. Shift'e bastım. Şu şekilde. CTRL-P yaptım. Path constraint dedim. Tıkladım. Buraya geldi. Animate Path'e bastığımda şu şekilde karakterimiz yürüyor. Fakat şimdi bunu düzelteceğiz. Buradan follow curve dediğim zaman şu şekilde tersten gitmeye başladı. Bunu şurada Y var. Bunu eksi Y yaptığımda karakterimizin yönü artık bu tarafa döndü. Şimdi oynattığımızda bu şekilde gidiyor. Fakat gördüğünüz gibi biraz çok hızlı gidiyor. Bunun hız ayarını şuradan yapabiliyoruz. Bu curve nesnesine tıkladım. Şuradaki kısımdan materyalin üstündeki yeşil olan yerden. Burada Path Animation kısım var. Bizim başlangıç noktası 0, varış noktası 240'tı. Buraya 240 yaparsam ve başlatırsam bu şekilde karakterim artık kolaylıkla yürüyor. Bu frame kısmı hızı arttırıp azalttığınızda ona göre değişkenlik gösterebilir. Mesela bunu düşürdüğümde karakter daha hızlı yürüyecektir. 150 karede oraya varmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi şurada 150'ye varmadan 138 oraya vardığında animasyonu bitiriyor zaten. Bunu ne kadar çok arttırırsam da şu şekilde başlatayım. Gördüğünüz gibi karakter daha çok yavaş bir şekilde yürüyor. Bu şekilde karakterimizi yürütme işlemlerini rahatlıkla yapabiliyoruz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.